ölümsüz bir ismin, çok değerli bir ismin, heykeli dikilesi ki dikilmiş, filmi çekilesi ki çekilmiş, Leyla Hanım'ın, İzmit'in ablasının filminin galasına hoş geldiniz, şerefler getirdiniz efendim. Huzurlarınızda olmak büyük mutluluk, büyük şeref. Bugün İzmit'i bir kadın belediye başkanı yönetiyor. Kuşkusuz ki İzmit'i bir kadın belediye başkanının yönetmesindeki en büyük pay, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk aydınlanmasının neferleridir. Adını Leyla Atakan'dan alan rahmetli annem Leyla'ya şahsım adına bu filmin bir kısmını ithaf ediyorum. Değerli oyuncu arkadaşlarımla beraber elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ama birazcık başarılı olduk galiba ki güzel ödüller de aldık bu filmimizle birlikte. O yüzden ayrıca çok mutluyuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, onun açtığı yolda ilerleyip, halk tarafından seçilip, sadece beni seçenlere hizmet veriyorum demeden, herkese, tüm halka canla başla hizmet veren ve herkesin ablası olabilecek kadar samimi olmuş olabilen bir kadının, yani rahmetli Leyla Atakan'ın hayatını canlandırıyor olmaktan da ayrıca gurur duydum. Leyla Hanım, projesinin yönetmenliği bana teklif edildiğinde ne kadar doğru bir iş yapacağımızı fark ettim. Dolayısıyla çok heyecanlandırdı bu proje beni. Ben öncelikle böyle büyük bir projede bana güvenen İzmit Belediyesi ailesi, Fatma Kaplan Hürriyet'e çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadına verdiği seçme ve seçilme hakkının sembolüdür Leyla Atakan. Kendisini doğduğu kente ve insanlarına adayan Leyla Atakan, 68 yerel seçimlerinde İzmit Belediye Başkanlığı'na aday olduğunda sadece 43 yaşındaymış. Ve en önemli izlerinden bir tanesi, Körfez'in bataklığını kurutarak Kocaeli Fuarını, Kocaeli Sanayi Fuarını kurmuş ve İzmir Fuarından sonra bu fuar Türkiye'nin en çok ziyaret edilen fuarı olmuş ve sadece 43 günde tamamlamış. Ama şu anda çok üzgünüm, o fuar yıkılıyor. Yerine yapılacak işleri tabii ki yetkisi olan büyükşehir belirleyecektir. Ama benim bu kente bir önerim var. Madem yıkıyoruz, madem yeni bir şey, daha güzel bir şey yapmak adına iddia ile yapıyoruz. Ama gelin oranın adını Leyla Atakan'a ithaf edelim ve oranın ismi Leyla Atakan Fuarı olsun. Bu vesileyle ben oranın adının Leyla Atakan'a ithafen verilmesini buradan teklif etmek istiyorum bütün kent kamuoyuna. Biz gerçekten mış gibi değil, Leyla Hanım'ın, onun hatıralarının, anısının yaşatılması için ve gelecek kuşaklara aktarılması için var gücümüzle çalışacağız. Bu süreçte destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sevgili yönetmenim, genç yönetmenim, Sayın İlke İşi Sağ, idari yapımcımız Sayın Koral Altın'a, başrol oyuncumuz Özge Borak olmak üzere, bütün değerli oyuncularımıza, teknik ekibimize, değerli ailelerine, herkese gerçekten samimiyetle teşekkürü bir borç bilirim ve onlar için kocaman bir kez daha alkış rica ediyorum. Leyla Atakan'ın hayatıyla kadınlara fırsat eşitliğine sahip olamamış Anadolu'nun yoksul köylerindeki kız çocuklarına umut olması dileğimle bugün burada sizlerle birlikte olabilme olanağını ve bu filme emek vererek bu filmi bizlerle buluşturan değerli belediye başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ve tüm belediye çalışanlarını da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.